Teknoloji Okulu'ndan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Bugün yeni bir kutu açılış videosuyla daha karşınızdayız. Merakla beklediğiniz bir model vardı. Xiaomi Redmi Note 9 Pro sonunda elimize ulaştı. Biz de bunun kutu açılımını sizlerle beraber yapalım istedik. Kutuyu açmadan önce kutuda neler var neler yok bir bakalım. Arka tarafta zaten çok önemli bir yazı yok. Sadece şu tarafta telefonumuzun sahip olduğu dahili depolama alanı ve RAM kapasitesi yazıyor arkadaşlar. Bunu size hemen gösterelim. 6 GB RAM ve 64 GB dahili depolama hafızasına sahip model gelmiş elimize. Evet, dilerseniz artık kutumuzu açalım. Kutumuzu açarken de size telefon hakkında bilgiler vermeye devam edelim. Bu telefonda Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 720G Yonga seti bulunuyor. Ayrıyetten 5020 mAh'lik de bataryamız mevcut. Zaten geri kalan detaylardan telefonun incelemesinde bahsedeceğiz. O yüzden şimdilik sadece kutusunu açıyorum. Açamadım. Bakayım bant var mı? Yok. Şöyle sallaya sallaya, evet. Şöyle açıyorum. Açıyorum. Açayım Oğuz. Açıyorum. Açtık. Evet arkadaşlar, bakalım. Orada telefonumuz var. Telefona geçmeden önce şu beyaz kalın şeyin içinden ne çıkıyor bir bakalım isterseniz. Evet, klasik olarak kullanma kılavuzu vesaire, bizim asla bakmadığımız şeyler. Ve burada bir silikon kılıf ve şurada da sim kart iğnemiz bulunuyor. Şöyle telefonumuzu da alıyoruz. Bunu buraya koyuyoruz. Evet, karşınızda Redmi Note 9 Pro. Arkada dörtlü bir ana kamera. Ön tarafta delikli ekran tasarımı. Şöyle şu bandını da kaldıralım. Bakalım. Bir de açalım telefonumuzu. Şöyle. Tasarım güzel. İlk olarak bunu söyleyeyim hemen size. Bakın şurada farklı bir desen var. Şurada farklı bir yüzey mevcut. 64 megapiksellik quad kamera yazıyor. Bakıyorum sağına soluna, şöyle telefonu açayım. Parmak izi okuyucusu. Yan tarafta. Evet, ekranımız açılıyor. Redmi geldi yazısı. Biliyorsunuz Redmi aslında Xiaomi'nin markalaştırdığı bir yan marka diyebiliriz. Bu burada açılı dursun. Şuradan bakalım başka ne çıkıyor kutumuzdan. Bir adet Type-C şarj kablomuz ve burada da hızlı şarj adaptörümüz mevcut. Şöyle bakalım üzerinde neler yazıyor. 0.7 amper 15 wattlık bir adaptör arkadaşlar. 15 watt iyi. En azından kutudan 15 wattlık bir adaptör geliyor. Kulaklık var mı? Bakıyoruz. Burada yok. Burada da yok. Evet, son dönemde biliyorsunuz zaten Xiaomi telefonlarında kulaklık vermeyi bıraktı artık. Aslında sadece Xiaomi değil. Pek çok Çinli üretici artık kulaklık vermiyor arkadaşlar. Huawei'nin bazı modellerinden de çıkmıyor. Oppo'nun çoğu telefondan çıkıyor ama böyle ucuza aldığımız efendim nedir, Xiaomi'dir, Honor'dır, işte Realme'dir, bunlardan kulaklık çıkmıyor. Xiaomi'nin üst segment modellerinden çıksa bile Redmi'lerde en azından kulaklık yok. MIUI 11 ile geliyor bu telefon. Türkçe. Yes. Geçelim. Türkiye. Yes. Ağlarımız atla diyelim şimdilik. Bunları kabul edelim. Geçelim. Sim kart yok, bu adımı atla. Sim kart yok. Geçelim. Diğer Google hizmetleriyle geliyor zaten. Bir saniye diyor. Bu adımı da atlayalım. Bir tema seçelim ve telefonumuz açıldı arkadaşlar. Karşınızda Redmi Note 9 Pro. Şurası delikli ekran bu arada. Ben de temayı böyle seçtiğim için öyle görünüyor. Onu da hemen sizlere belirteyim. Yani burayı tamamen şey yapabiliyorsunuz. Onu da sizlere belirtmiş olalım. Şimdi tamam, kurulum hazırız. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz üzere telefonumuzu aldığınızda kutudan çıkan envanterler bu kadar. Şu şarj kablosunun uzunluğunu da göstereyim size. Yine şu kadar. Yaklaşık olarak 1 metre falan herhalde. Belki 1 metre bile yoktur. Çok uzun değil şarj kablosu. Biraz daha uzun olsa güzel olurdu. Ama yine de yeterli. Yani böyle hani masanın altına falan koyduğunuzda
masaya hemen hemen yetişir gibi duruyor. Ama çok da fazla bir şey beklememek lazım. Bu arada telefonun fiyatından da hemen bahsedelim. Halihazırda biz bu kutuyu açtığımızda telefon arkadaşlar internette en ucuz 2870 lira mı ne vardı? Tabii bu distribütör garantiliydi. Eğer Türkiye garantili olarak satın almak istiyorsanız bu telefonun halihazırdaki en ucuz fiyatı yaklaşık olarak 3000 lira diyebiliriz. 3000 liranın üzerine de var ama biraz bakarsanız, bakınırsanız 3000 liraya bu telefonu bulmanız mümkün arkadaşlar. Bu arada telefonumuz tamamen açıldı tema seçiminde yaptıktan sonra. Gördüğünüz gibi delikli ekran tasarımıyla geliyor. MIUI 11 arayüzü var. Zaten detaylı incelemesi yakında gelecek. İzin verelim. Belgeleri tarama falan var. Fotoğrafta 64 megapiksellik bir modumuz bulunuyor. Portre, gece, panorama. Pro modları yine MIUI arayüzünde olan kısa video diye bir şey var. Ağır çekim var. Bunlara incelemede geniş geniş bakacağız zaten arkadaşlar. O yüzden şimdilik kapatalım. Önümüzdeki günlerde bu telefonun detaylı bir incelemesi gelecek. Detaylı incelemesinin yanı sıra kamera karşılaştırmaları yapacağız bu telefonla. Eğer bu telefonla karşılaştırmamızı istediğiniz bir model varsa, Huawei olur, Samsung olur, işte başka bir Xiaomi modeli olur. Yani hangi telefonla bunu karşılaştırmamızı istiyorsanız bize yorumlar kısmından yorum bırakabilirsiniz arkadaşlar. Biz de ona göre karşılaştırmalarımızı yaparız. Ayrıca bu telefonla çektiğimiz fotoğrafları da sizle paylaşacağız. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde teknolojioku.com'a girerek Redmi Note 9 Pro ile ilgili tüm detaylara hakim olabileceksiniz. Başka bir kutu açma videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.